Selamlar herkese. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Eğitim serimiz devam ediyor. Son 7 videoya geçtik ve bu videoda da önemli bir konu var. Aslında Web3'ün en önemli konusu olan topluluk tarafı var ve Arbitrum'da topluluk nerede? Ve o topluluğun içinde yer almamız neden önemli? Ve bu topluluk bize ne gibi faydalar sağlar? Bunlara beraber bakacağız ve gelecek videoyla ilgili de şimdiden bir tüyo vereyim. Gelecek videodan itibaren 5 videoluk yeni bir serimiz olacak ve bu videoda bir hibe programına beraber başvuracağız. Bunun detaylarını da gelecek videoda sizlerle paylaşacağım ve zaten daha sonra başvuru sürecini beraber tamamlayacağız. Ama bugün Arbitrum tarafında topluluk kanallarının neden çok önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. Onun için de Arbitrum'un en önemli ve en büyük topluluk kanalı DC'yi beraber ziyaret edeceğiz. Burası Arbitrum DC kanalı. Şimdi şöyle bir şey var. Web3'teyseniz ve Web3'te bir proje çıkaracaksanız topluluk kanalları çok önemli ve burada önümüze çıkanlar Telegram ve DC oluyor. Ve onun için de bu kanallarda bir hesaba sahip olmanız sizlerin de önemli ve buralarda vakit geçirmeniz. Çünkü hem iletişim olsun insanlarla hem de topluluklardaki gelişmeler olsun, hepsi buradan duyuluyor. Burası da Arbitrum'un DC'si. Burada birçok kanal var bakın. Duyuru kanalı var, işte Verify, Role giriyorsunuz ve buradan butona basıp kendinizi tanımlıyorsunuz. Daha sonra burada örneğin duyuru kanalı var. Sırayla kanalları ziyaret edip bakalım. Yani Arbitrum'la ilgili önemli gelişmeleri buradan duyuruyorlar. Yeni bir etkinlik mi var, işte yeni bir hibe programı mı var, hepsini buradan duyuruyorlar. Onun dışında burada linkler var. Arbitrum'la ilgili bütün linklere buradan ulaşabilirsiniz. DAO tarafı, oylama tarafı, Arbitrum Portal. Arbitrum Portal'da ekosistemdeki bütün uygulamalar yer alıyor. Arbitrum'un dokümanları yine hepsi burada yer alıyor. Oylamaların linkleri hepsi burada. Zaten hepsini önceki videolarımızda da incelediğimiz için çok detaylı girmeyeceğim. Daha sonra bir kariyer sayfası var. Burası önemli. Neden? Arbitrum tarafındaki iş fırsatlarını buradan paylaşıyorlar. Örneğin şu an ne arıyorlarmış? İşte HR arıyorlarmış. Bir içerik üreticisi arıyorlarmış, bir project manager arıyorlarmış, bir asistan arıyorlarmış. Burada tüm ilanları görebiliyorsunuz. Yani herkes kendi proje geliştirecek diye bir şey yok. Belki de bu tarz projelerin içinde yer alacak. Onun için buradan ilanlara bakıp İşte içerik üreticisi misiniz, mühendis misiniz, geliştirici misiniz, yönetici misiniz, ona göre buradan başvurabilirsiniz. Bakın birçok ilan var. Örneğin işte bakalım, mesela content writer diye ilan var. Neyi kapsıyor? Burada mesela yazıyor. Nelerle ilgili, neye odaklanıyor? İşte nelerle ilgili içerik üretmesini bekliyor? Ne gibi sınırları var? Ne gibi qualification'ları var? Bunları belirmiş. İşte teknik olarak ne gibi yetenekleri olması, iletişim yetenekleri, analitik taraf. Geçmişte de bir DAO'da yine içerik üreticisi olmasını bekliyor. Bazı ilanlarda hiç tecrübe bile beklemiyor olabiliyor. Sadece bu alana ilginiz olmasını da bekleyebiliyor. Burada her şey yazıyor ve tabii ki bu işlerin karşılığında bir maaş da alıyorsunuz. Yani Web3 alanında bir işe girmeyi düşünüyorsanız burada da dediğim gibi iş ilanları var. Mesela örneğin Community Lead var. Yani bir toplulukta lead olacaksınız. Yani topluluk yöneticisi olacaksınız. Burada da ne diyor işte? Topluluk yönetimi stratejileri. İşte Twitter, Discord. İşte burada event organizasyonlarını yapması. Neler beklediğini hepsi yazıyor. Tecrübe tarafını yine söylüyor. Mesela 5 yıl tecrübe istiyormuş burada. Bunun dışında neler size sağladığını, işte uzaktan sağlama, sağlık sigortaları, evinizdeki bütün her şeyi size sağlıyor. Yani bu tarz ilanların hepsine buradan ulaşabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi çok ilan var ve bunların hepsi açık. Ve hatta eğer burada rolünüzü göremediyseniz burada kendinizi anlatan bir başvuru formülüyle de başvurabiliyorsunuz. Governance tarafında oylamalarla ilgili şeyleri buradan görebiliyorsunuz. İşte mini update'ler, tüm bunları buradan görüyorsunuz. Örneğin şu an bir elçilik programı var Arbitrum'un. Buna da başvurabilirsiniz. İşte eventler oluyor. Buna da katılabilirsiniz. Geliştiriciyseniz geliştirme tarafındaki update'lerin hepsi, güncellemelerin hepsi yine burada paylaşılıyor. DAO tarafındaki yine gelişmelerin hepsi burada paylaşılıyor. Örneğin işte 35 milyon Arbitrum RWA Step 2 tarafında dağıtılacakmış mesela. Bunun da oylaması kabul edilmiş. Buradan tıklayıp neler olduğunu görebiliriz. Yani kısacası Arbitrum'daki tüm güncellemeler burada sizlerle paylaşılıyor. İşte popüler aktiviteler, official kampanyalar, yani bu aslında sizi çok ilgilendiriyor. Tüm resmi ve programları buradan duyuruyor ve buradan sorunuz varsa da sorabiliyorsunuz. İşte size daha önce bahsettiğim AI programı, DeFi ile ilgili bir program, Robinhood Wallet'ta Arbitrum Quest'in bir programı. Yani buradaki tüm programlar burada paylaşılıyor. Onun dışında chat var. Burada sorularınızı sorabilir, sohbet edebilir, insanlarla tanışıp network'ünüzü arttırabilirsiniz. Yine DeFi tarafıyla ilgili ilgileniyorsanız bununla ilgili bir chat var. Gaming tarafında bir şeyler yapmayı düşünüyorsanız bununla ilgili, NFT tarafıyla yine ilgili chat var. Dillere göre chat'ler var. İçerikler üretiyorsanız bunları burada paylaşabilirsiniz. Arbitrum'la ilgili. Ve developer tarafı için de ayrı kanal var. Yani birçok developer tarafı ile ilgili video çekmiştik. Bir geliştirirseniz buradan konuşup de bir sorun yaşarsınız veya projenizle ilgili bir sorunuz olur. Bir noktada tıkanırsınız, buradan sorabilirsiniz. Bakın direkt ekip Off Chain Labs sizi
size yanıt veriyor. No tarafı var. Bununla ilgili sorunuz varsa yine aynı şekilde cevaplıyorlar. Arbitrum Orbit tarafıyla ilgili özel sorularınız varsa bunlar da cevaplanıyor. Yine Stylus tarafıyla ilgili bir sorunuz varsa bunları da buradan soru cevaplarını alabiliyorsunuz. Bakın gösterdiğim gibi bunlar hep ekipten. Offchain Labs, Arbitrum'un arkasındaki şirket biliyorsunuz. Hepsi ekipten kişiler ve sizlere cevap veriyorlar. Yani eğer Web3 tarafında, Arbitrum tarafında bir şey yapacaksanız bu kanalın içinde olmanız, bu kanalın içine yakından takip etmeniz ve aktif olmanız oldukça önemli diyebilirim. Ekstra da burada ulaşamadığınız bir şey olursa Sport Ticket da var. Ticket açıp soru sorabilirsiniz. Sport kanalına yazabilirsiniz. Yani her şey burada var. Bunun dışında canlı yayın etkinlikleri de oluyor. Burada yayın açıyorlar bu kanal üzerinde. Burada da etkinlikler oluyor. Onları da buradan takip edebilirsiniz. Arbitrum tarafındaki her şeyin merkezi biraz daha burası. Tüm linkler, tüm güncellemeler, tüm sorular hepsinin cevapları burada. Onun için bu kanala mutlaka katılın. Zaten videonun altında bu kanalın linkinde sizlerle paylaşacağım diyeyim. Sorularınız varsa soruları mutlaka yorumlarda belirtin. Umarım bu videoda sizler için faydalı olmuştur. Gelecek videolarda görüşmek üzere.